Sevgili kursiyerlerim, bugünkü kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Turks Vet Book, yani Türk Medeni Kanunu ile ilgili olarak genel bir ve kısa bir dersimiz olacak. Şimdiden başarılar diliyorum. Turks Vet Book, Türk Medeni Kanunu. For 1926 was het Turkse familierecht gebaseerd op de islam. Na 1926 zijn staat en godsdiensten gescheiden en werd in opdracht van Mustafa Kemal Atatürk het burgerlijk wetboek, waarvan het familierecht deel uitmaakt, ingevoerd. Een wetboek dat stoelt op Zwitserse recht. Türk Medeni Kanunu. 1926'dan önce Türk aile hukuku İslam'a göre düzenlenmişti. 1926'dan sonra devlet ve din işleri birbirinden ayrılmış ve Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle aile hukukunu da içeren medeni kanun uygulanmaya konulmuştur. Bu kanun İsviçre hukukunu esas alınmıştır. Bu kanunda İsviçre hukuku esas alınmıştır. Omdat het wetboek niet meer aansloot bij moderne maatschappelijke ontwikkelingen en internationale verdragen als het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, werd besloten om na 75 jaar het wetboek te wijzigen. Zo werd in 1988 het scheidingsrecht gewijzigd, waardoor man en vrouw gelijke rechten kregen bij het gevolgen van echtscheiding. In 2002 volgden de laatste wijzigingen en werd ook de gelijkheid van de man en vrouw bij huwelijkssluiting geregeld. In het erfrecht is de positie van buitenechtelijke kinderen nu gelijk aan die van wettige kinderen. Bu kanun, modern toplum gelişmelerine ve Avrupa İnsan Hakları gibi uluslararası anlaşmalara uymadığından 75 yıl sonra kanunun değiştirilmesine karar verilmiştir. Böylece 1988'de erkek ve kadının boşanma sonrasında eşit haklara sahip olmasını sağlayan boşanma kanunu değiştirilmiştir. 2002'den son değişiklikler yapılmış, erkek ve kadının evlilik süresince de eşit haklara sahip olması sağlanmıştır. Miras kanununda evlilik dışı olan çocuklar ile evlilikte doğan çocuklar eşitleştirilmiştir. In het huidige Turks familierecht is er sprake van juridische gelijkheid van mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten, dragen dezelfde verantwoordelijkheden en hebben sinds de laatste wetswijziging recht op gelijke verdeling van goederen. Şu anki Türk Medeni Kanunu'nda erkek ve kadın arasında hukuki bir eşitlik söz konusudur. Erkek ve kadınlar eşit haklara sahip olup aynı hak ve sorumlulukları taşımaktadır. Yapılan son kanun değişikliğiyle de varlığın paylaşılması konusunda eşit haklara sahip olmaları sağlanmıştır. Zo zijn man en vrouw gezamenlijk verantwoordelijk voor het financiële onderhoud van het gezin en de verzorging van de kinderen. En hebben mannen en vrouwen, ongeacht op wiens naam het vermogen is geregistreerd, recht op een deel van het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Bu şekilde erkek ve kadın ailenin bakım masrafları ve çocukların bakımı konularında eşit sorumluluk taşımaktadır. Ayrıca erkek ve kadın, mal ve para varlığı kimin üzerine kayıtlı olursa olsun, evlilik süresince elde edilen mal ve para varlığında bir hak
sahibidir. Arkadaşlar, dersimize katıldığınız için teşekkürler. Sorularınızı, görüşlerinizi YouTube ve veya Facebook sayfamızda paylaşınız. Bugünkü dersimizde Türk Medeni Kanunu'nda aile hukuku ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmış olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Unutmayın, inanmak başarmanın yarısıdır. Saygılarımla